Evrimcilerin yürüyen balık iddialarına malzeme olan çamur zıpsıp, muskipper, balığı, evrimciler tarafından balıkların karaya çıkıp evrim geçirdiğine kanıt olarak sunulur. Ancak bu balıklar, amfibiyen türüdür yani aynen kurbağalar gibi hem karada hem de sulu ortamlarda yaşarlar. Kuyruklarından aldıkları itme kuvvetiyle sağa sola yalpalayarak göğüs ve yüzgeçleri üzerinde karada ilerleyebilir ve havaya zıplayabilirler. Karada böylesine ilerleyebilmelerinin sebebi, derilerinin oksijen alma özelliğidir. Bu biyolojik yapı, amfibiyen türlerine ait bir özelliktir. Bu balıklar karaya çıktıklarında gözlerinin hava ile temasında kurumasını önlemek için, gözlerini sürekli göz yuvasının içine çekerek ıslatıp nemlendirirler. Su dışında olduğunda kendini sulu ve nemli tutmak için solungaç boşluklarına su depolar ve dolaşıp beslendikten sonra denize geri dönerler. Canlı suyun içinde solungaçları, karada derisiyle oksijen ihtiyacını giderir. Evrimciler, karada yüzgeçleri üzerinde yürüyen bu canlıyı, denizden karaya geçişin ispatı olarak göstermeleri komiktir. Suya bağımlı olan bu balıklar, su olmadığında hayatta kalamazlar. Bu canlıyı evrime delil gösterebilmek için, yüzgeçlerin nasıl evrim geçirip ayaklara dönüştüğünün ara geçiş fosilleriyle gösterilip kanıtlanması gerekir. Bu canlıya yürümeyi öğreniyorlar gibi çocukça bir izahla evrim benzetmeleri yapmak, ideolojik bir çarpıtmadır. Çamur zıpızıkları 400 milyon yıldan beri varlar ve denizden karaya beslenmek için çıkarlar. Ancak karada herhangi bir evrim süreci geçirmemişlerdir. Çünkü fosil kayıtları canlının değişmediğini göstermektedir. Bu iddialar evrim propagandasıdır. Ortada evrimi gösterecek hiçbir kanıt olmamasına rağmen yüzgeçlerin zamanla ayaklara dönüştüğünü ve balığın zamanla evrim geçirdiğini söylüyorlar. Ancak bu değişime ait kanıt gösteremiyorlar. Çünkü evrim teorisi bilimsel kanıtı olmayan ve sadece varsayımları anlatan ateist bir inançtır.